Evet kanalımda bir videoyla da sizlerle şimdi karşı karşıyayız Hadi gelin Bu etek Modelinin tarifini veriyorum Şimdi Belden büzgülü Biraz Kilo işlemeyelim biz eskiden çan eteklerdik çan etek modelinin tarifini vermek istiyorum bakın Şöyle iki katlı kumaşma Hem ön Hem de arkayı yapabilirsiniz Hem ön hem arka Evet hem ön hem arkayı. Bakın bu kumaşım şuradan katlanmış. Hem bozukluk olmasın. Ben pratik gösteriyorum. Zaten küçük kalıplar. Siz kumaşın yönüne bakmayın. Tersine düzünü kendi kumaşınızda siz ayarlayın. Şimdi belinizi beliniz ben küçük bir kalıp olarak göstereceğim. Beliniz 70, beliniz 80, beliniz 95. Aynı mezruyu aynı şekilde tutuyorsunuz. Beden sormuyoruz beden sormuyoruz her bedene. Her çektiğim video, her gösterdiğim model her bedene göre yapılabilecek şekilde tarif ediyorum. Belim 30. Belimin 30'luğunu kumaşımın orta kısmına hemen ayarlıyorum. Bakın, belimin 30 kısmını ayarlıyorum. Hemen belimi çiziyorum. Yukarıdan belime dikiş payı bırakıyorum. Belimi çizdim. Bakın. Belimi çizdim. Eteğimin boyunu buluyorum. Eteğimin boyunu ben nereyi istiyorum? 16 santim. Benimki 16 santim. Bakın, eteğimin belini buldum. Hemen kalçamdan hafif bir şekilde. İlk önce şaşırmayın diye dümdüzinin, bakın dümdüzinin. Şöyle dümdüz inin. kalçayı da çizmenize gerek. Çünkü çan yapacağız. Bakın basit pratik bir etek çiziyorum şu an. Şimdi eteğimin kenarından bana ben 6 santim. 6 santim veriyorum. 6 santimi çiziyorum. Bakın eteğimin kenarında. Bu bir çan etek olacak. Biz eskiden çan etek derdik. Ya, yani, tabi bu şekilde kalmış dilimizde şimdi hemen belimden şöyle buraya çan eteğimi çiziyorum şimdi şurayı çizdim Evet burayı çizdim. Eğer ki bu eteğinizi belde büzgülü istiyorsanız ben belimi çok fazla büzgü istiyorum. Hadi gelin bunu çoğaltalım. Nasıl yapacağız? Belimiz 30 muydu? Belimizi 40 yapalım. Bakın, belimizi 40 yapalım ama 30'u mutlaka işaretliyoruz. Bakın. Şimdi burası 30 muydu? Şöyle belimizin ya da Şöyle yapayım 30'u çok kafanız karışmasın diye. Şimdi 30'u çizdiniz ya. 30'u çizdiniz. 10 santim. 10 santim buradan. 10 santim buradan vererek bu çanı bu çanı 10 santim verdiğiniz yerden verdiğiniz yerden çizerek belinizde bu büzgüyü yani büyüklüğü yapabilirsiniz. Buradaki fazlalığı belinize büzerek Çan eteği, büzgülü çan etek olarak yapabilirsiniz. Ne yapıyormuşuz? Belimiz 30. Belimizin 30 kenarından 10'ar santim. Çok mu fazla istiyorsun? 20 santim. Çok dökümlü kumaşım var. Çok bol olsun istiyorum. 30 santim. Yani kenarlardan fazlalık 30'sa belinizi 50, belinizi 60 yaparak... O fazlalığı belinize büzerek çan etek yapabilirsiniz. Yanlardan kestiğinizde iki karşılıklı eteğimizin dikişini iki yandan bakın sadece buralardan dikiyorsunuz. Beliniz belinize lastik istiyorsanız kanalımda bele lastik dikimi, pantolona bele lastik dikimi diyerekten çekimini yaptığım videoyu izleyerek bele lastik yapabilirsiniz. Kemerli istiyorsanız Kanalımda kemer dikim, kemer yapım videosu var. Onu izleyerek kemeri yapabilirsiniz. Sadece buradaki o büzgünün nasıl yapıldığını bu videoda tarif etmek istedim. Beliniz 30sa direkt çan istiyorsanız 30'dan çizerek. Belinizde büzgü istiyorsanız yanlardan fazlalık yaparak çan eteğinizi büzgülü bir şekilde yapabilirsiniz. Nurun Dikiş olarak ben de bugün size kısacık böyle sorulan soruların cevaplarını verecek şekilde videolar çekmeye başladım. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarımın sorularına yönelik artık video çekiyorum. Kanalımda benim bu videomda ilk kez karşılaşıyorsanız kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Adım adım kademe kademe çizim dikim kesim olarak etekten pantolona Pançodan bluze tuniye, çocuk kıyafetlerine kadar hepsi kanalımda bulunmakta. Videomun altındaki mavi amleme basarak sayfam açılıyor. Sayfam açılınca yukarıda videolar yazısı var. Oraya bastığınızda bütün videolarım sıralanıyor. Onları izleyerek oturduğunuz yerden pratiklik şey öğrenebilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edin.